Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi şu anlarda 124'te vahyin 5 mertebesinden bahsediyor. Hemen altında 2 mertebe ilhamdan bahsediyor. 124'te. Şimdi oraya diman kaç mertebesi vardı? 7. Şunu alır mısın Murat? Mesela itikat 6 neydi? İltizam. Altı neydi? İzan. Tasdik. Taakkul. Taakkul. Tasavvur. Tasavvur. Tahayyül. Ver. Şimdi bu diman meratipleri. Şualarda diyor ki vahyin 5 mertebesi var diyor. Vahyin 5 mertebesi var. Peki diman 7 mertebesi var. Vahiy ilk muhatap neresiydi? Nereden giriyor? Buradan giriyor. Vahiy muhatap olduğu yer burası. Bakın hakikaten 5. Eşleşiyor mu o 5? Onu okuyacağım. 2 mertebe için diyor ki ilham. İlhamın meratibi diyor. İlham neydi? Şahsın özel dünyasıydı. Şahsın özel dünyasına yapılan muamele. Buraya vahiy 5 meratibi yani o kadar acayip şey yapıyor ki, yani mesela diyelim ki Dima 7 mertebesini bilmese, Dima 7 mertebesi mi? Vahyin 5 meratibini ne ifade ediyor? Niye 5 demiş? Bak bunu, çünkü vahiy buradan giriyor. Hepsini aklı yükleyecektir o zaman. He? Hepsini aklı yükleyecektir o zaman. Hepsini aklı yükleyecektir. Yani akıl dediğin felsefede usya, öz, töz farklı farklı öğretilerde öyle geçiyor. Şimdi Dima 7 mertebesini bilmeyen o vahyin 5 mertebesini bilemez. Yani öyle okur şualarda. Tek tek okuyacağım zaten. Bak hepsi eşleşiyor. Hepsiyle eşleşiyor. Vahyin 7 mertebesi. Direkt oraya giriyor. Şimdi ben onu okudum. Şu 5 tane şey çıktı. Yazıyorum. Bunun dışında. Bak. Murat şunları alır mısın abi? Şunları alalım. Şunların hepsini al. Gel abi gel korkma. Al Kur'an'la beraber. Bunları hep alır mısın? Hep al. Vahiy bak. Şimdi bir tenezzülat-ı ilahiye. Tenezzülat-ı ilahiye. Tenezzülat.
Bunlar çıkmıyor yazı da. Şöyle bununla açık okuyayım bakayım. İki, taarruf-u Rabbani. Taarruf-u Rabbani. Düşer mi? Düşmez. Efendim, taarruf-u noktalıymış. Gözüküyor değil mi? Gözüküyor abi. He. Mukabili Rahmani. Mukabili Rahmani. Mukalimi Subhani. Subhani. İş'ari Samedani. Vahiy bu şey yapıyor. Bunu şöyle yapayım. Bunun cem-i cemine hakikatlarını tazamun eden bunun yenisi yok değil mi Murat? Bak bakayım. Umumi semavi vahiylerin. Bu vahiyin hakikati bu. Her şeyin biliyorsunuz, onu bir de yazayım. Her şeyin 1, 2, 3, 4. 4 tane şeyi var. 1 sureti, 2 kanuniyeti, 3 hakikati, 4 mahiyeti var. Ne olursa olsun mesela. Eğer konuyu böyle çalışırsak Murat, mesela diyelim ki kanun sureti nedir? Kanuniyeti nedir? Mesela uygulayayım mı imanı? Mesela imanı uygulayayım. Yazmayayım, uzun olur. İmanın sureti davranışlardır. Tercihlerin eylemde gözükenlerdir. Tamam mı? Suretlerdir. Hayatındaki görüntülerdir. İmanın sureti. İmanın kanuniyeti insandadır. Nurdur, kuvvettir. Kuvvet maziyi tamir eder. İmanın kuvveti maziyi tamir eder. Ona dayandırır. Ondan medet alır. Noktayı istinaattır kuvvet. İmanın nuru var. Geleceği nurlandırır. O da geleceğe bakar. Bu iki, imanın kanuniyeti. 3. İmanın hakikati. Hakaike şey sabit etun. Her şeyin hakikati Esma-i İlahi olduğu için arş ve lef-i mahfuzun kalp ve akıl bütünlüğüdür. İmanın mahiyeti ise Allah'tadır, zatındadır. İmanın kaynağı esma değil, sıfat değil, Allah'ın zatıdır. Zatının koyduğu bir nurdur. Bak, imanı nasıl yaptık? Eğer bunu bilirsek, konuyu daha kapsamlı ve ihatalı ders yaparsın Murat. Yani mesela diyelim ki ne konu? Bunun kanun sureti nedir? Suretini yaz. Ne kadar mevzuya soru sorarsan o kadar zengin olur konun. Mesela bir şeyin sureti var. Mahluktur. Yani iman mahluktur, mahluk değildir. Kur'an'ın sureti var. Evet. Musaftır. Her şeydir. Bakın, o kadar güzel bir mevzuya ihata ve izah etme kabiliyetin gelişiyor ki. Bunu bildiğin zaman.
Şimdi bu vahiy hakikatleri tazamun eden umumi semavi vahiyleri. Bunları tazamun ediyormuş. Bunları. Vahiy. Kaç tanedir? Yani bunun, bu şey değil ama. Yani araya vahyettik olan vahiy değil. Değil. Çünkü bu genel konuşuyor. Vahiyler dediği için. Değil. Bu değil. Bir daha bunu şey yapayım. Gömleğimiz daha sonra bir şey olmuş. Evet. Şimdi imanın sureti eylemdir. Unutmayın. Eylemdir, davranışlardır, surettir. Tamam? İmanın kanuneti mahluptur. Vacip olan şey değişmez, büyümez, küçülmez, çoğalmaz, azalmaz. İman çoğalıyor, azalıyor, gidiyor, geliyorsa mahluptur. O kanuneti mahluptur. O zaman Mutezile imamları bir şeyinde kalmış yani. İşte burada kıkarmış, ırtıkı kalmış. Geniş düşünememiş yani. Yok. Sonra hakikati, hakaike şey sabit eden her şeyin, ki iman da var, mahluktur. Bir esma ilahiye dayanıyor. Esmalara dayanıyor. İmanın hakikati arştır. Arş da lef-i mahfuz bütünlüğüdür. Çünkü lef-i mahfuz. Mahiyeti ise Allah'tadır. Her şeyde böyledir. Her şeyde bu dört tane soru sorarsan, mesela ben bir konuyu zenginleştireceksin, bir konuyu araştırıyorsun. Şunu yap. Bir, bunun sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti nedir? Koy. Bu cüz, kül, cüz-i külli midir? Üç, sikke, hatem, tura, mühür. Evvel, ahir, zahir, batın. Yani fiil, dima, tamam, dima, kalp, ruh. Ne sorarsan böyle. Bu kategoride konuyu işlemeye kalkarsan, mesela diyelim ki bunun hakikati nedir? Konuna zenginlik katıyor. Şimdi vahiy de böyle. Bu imanı yaptım en zor olanı. Şimdi vahiy diyor ki 124. sayfada, vahiy çok şey, 5 meratibi vardır. Vahiy çok böyle. Gördün mü abi? Vahiy hakikati 5 hakikat kutsi ifade ve ifaza ediyor. Tamam. 5 tane, bu 3 mü? 5 taneden çıkan her birisinde bir cümledir. Yani çıkan o şeyden. 5 tane bu. Hani göresin, görelim diye bak. Bu vahiy hakikati bu. Hakikatlarına bak. Şimdi ben o 5 taneyi yazacağım. 5 tane ne olduğunu görmeniz lazım şurada. Şu 5 taneyi. Yani o kadar mükemmel ki, yani Risale'nin çorap söküğü gibi sistemi fark ettin mi? Çorap söküğü gibi kendisi geliyor. Mesela niye 5 demiş de 2 dememiş, 6 dememiş, 7 dememiş. Bak dimağın 5 mertebesi var. 2 mertebe sana aittir. Bak diye vahyin 5 hakikati hemen altında diyor ki ilhamın 2 mertebesi diyor. Zaten iki mertebe ilhamların kaynağı bu iki kişiye özel yapı sistemi budur yani. O stres denilen şeyler umutun, tasavvurdadır. Şurada yani senin özel dünyan. Şimdi bu 5 taneyi okuyacağım. Vahyin 5 tane hakikati nasıl dimağın 5 mertebesine nasıl uyduğunu, hangisine uyduğunu göreceksiniz. O kadar mükemmel ki. Şimdi birincisini okuyorum. Tenezzülat-ı ilahiye. Birincisi. Bak görüyor musun tenezzülat-ı ilahiye? Şimdi o başlığı altında bak. Birincisi şu. İlahiye. Tahakkülen mi bakacak, itikadan mı bakacak? Bak sen bakacak, sen şey yapacaksın. Nerede başlayacak bak. Hepsini böyle örmüş yani. Beşerin akıllarına, gördün mü? Beşerin akıllarına, fehimlerine göre konuşmak bir tenezzülat ilahiyedir. Bunu sen ve karar vereceğiz. Dimağın hangi mertesine bakıyor? Kafadan girdi zaten. Tahakkule bakıyor, bakın. Evet, bütün zîruh mahlukatını konuşturan ve konuşmalarını bilen
Elbette kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi rububiyeti muktezasıdır. Peki ne oldu abi burası? Tahakkuk. Rububiyet. Ne diyordu? Rububiyetin muktezası. Rububiyetin muktezası. Rububiyetin muktezası. Görüyor musun? Tek tek nasıl olacak? O zaman koyuyorum şuraya bak. Osman, ismi bak şunu biri koyuyor. Bir bu. Beş mertebesi nasıl kendisi çıkacak? Tıkır tıkır. İki. Yazayım şeyi. Taarufu Rabbani. Taarufu Rabbani. Kendini tanıttırmak için kainatı, bak kendini tanıttırmak için kainatı bu kadar hadsiz masraflarla baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemalatını söylettiren elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak. Bu tasdik. Tanıttırma şeyi var. Evet. Netice bunlar. Taarruf kemalani değil mi? Evet. Bak mesela tenezzülat sana muhatap inmiş. Allah muhatap etmiş seni. Ettenezzülat ilahiyyeti alahu kulil beşer diyor ya. Yani insanların seviyesinde Allah'ın konuşması tenezzülat ilahiyesidir. Bundaki gaye neydi? Seni onu tarif etmek içindir. Yani o tenezzül ettikten sonra sana şu oluyor. Kendini tanıttırmak için kainatı bu kadar hadsiz masraflarla baştan başa harikalar içinde yaratan ne yapmış? Ve ilk önce birincisinde muhatap aldı seni. Aklı muhatap aldı. İkincisinde bundaki gaye neydi? Hadsiz masraflarla baştan başa harikalar içerisinde yaratan ve binler dillerle kemalatını söylettiren elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak. Bu taarruf, tanıttırmak. Bunların bütün seni de tanımak. Bu mata, tanımak bu. Bu da tasdik. İnsanda istenen. Bu neymiş şey? Hangi şeye bakıyor? Yaratığını söylediğini elbette. Kemalatın kemalı. Kendi tanıttırmak için kendini bu kadar hadsiz basama baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemalatını, kemalat. Tamam, buradaki gaye bu. Yani tenezzülat ilahi olduktan sonra burada taarruf var. Tanıttırmak var. Tasdik yani. İnsan bu vahyin hakikatını kainatta gördüğü zaman alemi de tasdik ediyor. Gelen vahiy ile insan berzan ya, gelen vahiy ile tekvini ayetlerin arasında kelam sıfatından gelen ayet burada dönüşüm oluyor. Kainattan gelen ayetleri tasdik ediyor. Bu da kemalat. Tamam mı? Üç. Mukabeli Rahmani. Diyor ki, şimdi ilk önce muhatap oldu mu insan vahye? Vahiydeki maksat neydi? Allah kendisini tanıttırdı. Buna muhatap olan insan tasdik edince ne oldu? Kemalat kazandı. Tasdik etmeyince kemalatı yok. Peki ne oluyor sonra o kemalatı kazandıktan sonra? Mevcudatın en muntabı ve muhtacı ve en nazinini ve en müştaki olan hakiki insanların münacatlarına, hakiki insan. Münacatlarına, dualarına, münacat ya, bak. Ve şükürlerine fiilen mukabele ettiği gibi kelami ile de mukabele etmek haliketin şeynidir. Burada kalbe baktığı için izah. Çünkü
Divadaki, şöyle diyeyim, şurada böyle yapıyorum. Üşenmeden yapayım da. İtikat, iltizam, izan, tasdik, tahakkur, tasavvur, tahayyül. Bak şimdi. Sevgili kardeşler, bu şeydedir. Dima. Şimdi bu divan kalpte hangi sistemle alışveriş yapıyor? Şimdi vicdanda 1, 2, 3, 4. İrade. Zihin, his, latife-i Rabbaniye. Şimdi gayem şuydu, burada göstermenin teki gayem. İkisi de aynıymış, aynı kalem. Başka ne var burada? Ha. Bak, izan, kalbe bakıyor, şu tahakkul nerede? Tahakkul şurada, zihine akıyor. Tamam mı? Tasdik, izan kalbe bakıyor. Direkt kalbe bakıyor. Kalbin yani... Bütünsel yani, şey bakıyor. Evet, daha onu tam oturtamadın. Kalbin mesela bir... O, bu dimağla biz böyle dün konuştuk da. Bizim şimdi acizane, yani bildiğimiz şu. Bir su borusunda suyun dolup taşması gibi. Tahayyül, tasavvur, tahakkul, tasdik, izan, itikad taşmaya başlıyor. Taştıktan sonra aşağıdaki küçük kabına dökülmeye başlıyor. O zaman iman oluyor. Bizim şimdi yani böyle konuştuğumuzda öyle biz bir hayal ediyoruz ama yanlış olduğunu da tahmin ediyoruz. Öyle bir şey, öyle olmaması lazım. Değil. Yani acaba mesela bu tahakkulden itibaren, şimdi dört mertebe var gerçi ama tasdikten itibaren kaç ara var? Bir, iki, üç, dört ara var. Bu vicdanın arayı böyle aralara sokacak mıyız acaba? Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Mesela burada tasdik, tasdikten sonra irade. Neyse veya vicdani irade gibi. Yani ondan sonra bunların böyle iç içe bir dişli gibi belki de. Ama böyle bir iç içelik, birbiriyle bir ilişkisellik olması lazım ama nasıl çıkacak bilmiyorum. Şöyle, şimdi burada bu olunca bu olur, bu olursa anlamak içindir. Aslında hepsiyle alakadar bir bütünselliktir. Mesela bu dimağın bütününü kalbe taşıma yolu zihinle oluyor. Aktarım orada oluyor. Dimağdaki imana bakacak, maneviyata bakacak, izanla oluyor. Bu kalbe. İman ise itikatla oluyor. Yani öyle taşınıyor. Ama bir bütünsellikti. Bu olursa bu olur, bu olursa değil. Mesela fazla tahakkül yok ama izanı fazla. Mesela izan çok geçiyor. Dün biz okuduk. İzan ve yakin ve vücudunu diyor. Yani iman etmek demedi mesela orada. Öyle gelişi öyle ki yani aslında imanı anlatacak. Genelde izan ve yakin ile evet. Vücudunu, vahdetini şey yapar. Çünkü dimağ şeydir ya kalbin bir ayağı vicdan. Veya ya dimağ ya, ikisi. Bonsuz düşünemezsin ama burada çizmemdeki gayet şuydu. Dimağdaki aktarımlar şunla gidiyor. Bir tanesini bunu buldun mu? Bunu buldun demektir. Mesela zihin, izan, tahakkuldur. Yani dimağdaki feri aktarımı. Onunla yapılıyor. Mesela itikat burada yok. İtikatın karşılığı olmaz. Çünkü itikat imana dönüşüyor. Yani o 1, 2, 3, 4, 5 tanesi burada şey olması lazım. Tasavvuf şuradan aşağı yoksa. Bunun kişinin özel dünyası. Aşağıda yok o. Şimdi mesela
taakkulun zihin olduğunu söylüyor. Bu eylemdir, marifetullah'tır. Tamam mı? Marifet, irade, eylem. Burada bu tasdik hangisine denk geliyor? Onu şey yapacaksın. Mesela sen iradeyle tasdik nasıl ilişkisel? Çok güzel oluyor. İltizam, irade, ibadete, ibadetullah ya. Yani birebir zaten dörtten fazla. Orada beş tane mertebe var. Bak şimdi şunu beş tane hayır. Tanesini saymayacaksın. Şu imana bakıyor. Şu imana bakıyor. İmana bakıyor. Bütün senin neticesi tam. Şu dört tanesi buna geliyor ama mesela beraber yapalım diye şey yaptık. Mesela taakkul zihne geldi, tamam. Şeyse taakkul döllenen olma ihtimali var mı? Nihayeti imanın nuru geliyor taakkule, yani vahiy olarak geliyor. Tabi vahiy ilk önce buraya gidiyor. Vahiy tam buraya geldi. İlk önce aklıma atabı aldı. Aklıma atabı alması tenezzülat ilahiyedir. Bu tenezzülat ilahiye. Peki bundaki gaye neydi? Kendisini tanıttırma. Taarruf-u Rabbani. İnsan yani bu sefer tasdik ediyor. Taakkule geleni. Taarruf-u Rabbani ayrıştırıyor yani. Allah'ı aleminde, mevcudatta, başka şeyle tasdik ediyor. Allah'ı tanıyarak tasdik ediyor. Tasdik, yani, iradeye bakması gerekmez mi? Tasdikle irade... Tasdik çok bakıyor, biliyor musun? Ama sizin de katkı olmanızı şey yapıyorum. Yani tasdik... iradeye bakıyor olması lazım. Çünkü irade kullanılması lazım. İrade kullanılması lazım ki tasdik olsun. He. O zaman kaldı iki tane... İzan ve iltizam. İzan ve iltizam. Şimdi... İltizam, kendine lazım kılmak. Mesela İslamiyet iltizamdır. İman izandır diyor 36 mektubatta. Yani sanki iltizam his gibi, izan Latife-i Rabbani gibi. Çünkü Latife-i Rabbani'yi ben anlatayım. Vazifesi Allah'ı görmek. Kaynakta müşahede edecek. Evet. Geçen de öyle de bir ara farklı da dedik. Sadece hani bir müsbet bir mana ya bu. He. Rabbini ve Rab edindikleri. Ha görmek, yani illa Allah değil yani. Kendini görmek, onu hep onunla muhatap olmakla da bir şey var. Evet yani illa Allah'ı müşahede etmek değil. İlahlar buradan çıkıyor. Aliyeler buradan çıkıyor. Kendi Rablerini oluşturup onlarla hep muhatap oluyor. Muhatap oluyor. Mesela burada ne yapar? Mesela izan biraz mesela kalbi ise bana hissi gibi diyor. Çünkü kalbi bir tarafkirlik falan diyoruz ya. Evet. Mesela, şey de Umut da öyle söyledi. Hisse daha yakın bana diyor. İzan daha mantıklı abi. Niye taraf tutacak? Hisler eylemsel bir şey bak. His eylem değildir bakarsın. Hani niye taraf tutacak? Hisle değil mi? Zihinle mi tutuyor? Bak şimdi birisi eylemsel iltizam. İzan da kalbi tarafkirlik diyoruz değil mi şu an? Yani iltizam neydi? Bir kere ondan şey yapalım da. İltizam malzeme veriyor. Daha zengin düşünelim isabetle diye. İltizam İslamiyettir. İzan ise imandır. Yani eylem burada hangisi eylemdir? Eylem Latife-i Rabbaniye'dir bana göre. His midir, eylem midir? His izandır gibi. Yani dışa vuruş eylemdir. İç kaynamalar histir. Latife-i Rabbaniye bunların neticesi değil mi abi? Latife-i Rabbaniye tabii ki neticesi. Bunların neticesi. Netice de eylem midir? Yani şöyle, Latife-i Rabbaniye tabii aynı zamanda eylemdir ama yani biraz zor tabii. O taraftan bakınca, bu tarafa bakınca ama İslamiyet ille Latife-i Rabbaniye'yi seyretmek değil, ilahlar da var. Sen neyi izan edersen iltizamın odur. Kalbini nereye meyledersen fiil o çıkar. O zaman izan Latife-i Rabbaniye'ye bakıyor yani. Yani öyle oluyor. Bir daha söyleyeyim. Nereyi izan ederseniz iltizamınız odur. Yani neyi müşahede ediyorsa onunla hisleniyor yani. Tersi de olabilir. Neyi hisleniyorsan müşaheden odur. Olabilir mi? Olur. Tersi de olur abi ya. Tabii oluyor. İman ettik demeyiniz, İslam olduk deyiniz diyor. Evet.
Mesela neyi izan edersek iltizam odur. Yani insan kalbi bir tarafkirli olunca insanların fiilleri kalbi ve hissin temayülatından çıkar diyor. 77.5 amir bir daha. İnsanın fiilleri, eylemin kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Bu iltizam izanın neticesidir. İzanın neticesidir. Evet. Yani bana geliyor ki Allahu alem bilmem ne dersiniz. Bu budur. Bu da bu neticedir. Çünkü illallah değildir o. Rabler var. Bana göre de öyle. Ben de öyle. Bir daha. Bak şunu bir olur. Allah Hüseyin var. Bak şimdi. Ona. İzan kalbidir. Eylem değildir. İzan. İzan-ı kalbi diyor. İzan nerede kullanıyorsak, yani kalbi yönü anlatılıyor, dimağ demektir. Bir daha. İzan anlatan Risale'de kalbi yönünü anlatıyor. Eğer zihni anlatıyorsa dimağ yönü vesaire. Şimdi bir şeye insan şöyle de diyeyim. Umudun sahasına gir. Bazıları tenkit ediyor. Edenler de var. Risale bu kadar burhanlar var deniyor. O da ayrı bir cevap. İman edenler iman edecek kadar kesin delilleri olduğundan olmadığı gibi iman etmeyenler İman edecek kadar sari açık delilleri olmadığından da değildir. Peki niçin? İman edenler, imana niyet ettikleri için küçük bir emare, bir işaret, sari bir delil oldu. İman etmemeye niyet ederlerse, ettiler, sari oldu. Mesela Müslüman dahi olur. Mesela yeni bu arabada gelirken konuştuğumuz. Mesela sen yeter ki bu siyasi bir şeye meylet. Meylettikten sonra Risale-i Nur'dan ve Kur'an'dan ve hadisten ayet hadis bulursun. Kalbi bozuk olanlar diyor, mealen söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir ayettir. Kalbi bozuk olanlar, niyeti bozuk olanlar müteşabı ayetlere yapışırlar diyor. Hatırladınız mı? Evet. Ali İmran suresi. Ali İmran. Şimdi ilk önce müteşabihleri görüp kalpleri karışmamış, kalpleri bozuk olduğu için müteşabih ayetleri görmüşler. Hani diyorsun kardeşim bu kadar güzellik içinde o dikeni nasıl gördü? Ha? Müminin imanını arttırırken kafirin şeyini... Ha, yudül bir kesir ayet diye bir kesir. O zaman insan bir şey niyet ettin mi, onu Allah açıyor önünü. Yoksa sistem kör oluyor. Ha, ilk önce izan eder, kalbi bir şeyi meyleder, sonra bunu eyleme dönüştürür. Tamam mı? Şimdi baktığımız zaman insan bir hisler var. Fiilden öncedir. Hutbe-i Şame'de diyor ki fiiller kalbi ve hissin temayülatından çıkar diyor. Ha, fiilin arka tarafı o. Bu nedir? Eylemdir. Latife-i Rabbani müşahadetullah, yani ilahları Rabler mesela kadını müşahede eder. Parayı tapar, tapınır. Onların tapındıkları diyor ayağımın altındadır. Şahit oldukları şey budur. Latif. İlahlar buradan çıkıyor. İlah, aliheler buradan oluyor. Bu da iltizam netice. Çünkü iltizam neticedir. Latife-i Rabbani'ye de neticedir. Onun Latife-i Rabbani deyince Allah değildir. Rab edindikleri her şey ilahlar. Birbirinizi ilah edinmeyin diyor. Tamam. Şimdi mukabele-i Rahmaniye geliyor. Bir de okuyorum. Şey yapsak bu aradaki bağlantı olarak yani birebir eşleme yerine az önce söylediğimi bir düşünelim. Veya söyle söyle. Yani şimdi taakkul ile tasdik arasındaki bir geçiş şeyidir diye düşünsek. Şimdi ha neyle? Taakkulle tasdik arasında hangisi geçiş? Şimdi birebir eşleme yapıyoruz ya şimdi. Hani. Evet. Onun yerine şöyle diyebilir miyiz? Ara dur bitirsin, dur bitirsin bu. Söyleyeyim onu şöyle. Evet. Ne yani ara mesela, ne mesela şimdi taakkulle tasdiğe geçişte arada vicdanın iradesi çalışıyor.
Şu çalışıyor. Aha, yani araya koyuyorum. Şuraya mı koyuyorsun bunu? Ha, yani tasdikle tavsiye. Şuraya. İşte, ha, o İrade. Yani hani deminki dişli örneği gibi yaptım. He. Tahakkülden tasdiğe geçebilmesi için irade, vicdandaki iradenin onay şeyi gerekiyor. Çalışırsa iman bal olacak. Çalışmazsa tahakkül tasdik tasdiğe dönüşebilmesi için irade lazım. İrade aradaki tamam. Devreye girmesi lazım. Tasdik de insan olabilmesi için zihin lazım. Zihinden girmesi lazım. Belki bu irade zihinli yer değiştirir mi bilmiyorum. İzandaki bir şeyin iltizama geçebilmesi için hisste bunun onaylanması gerekiyor. İltizamdaki bir şeyin de itikada dönüşebilmesi ve iman balı olabilmesi için Latife-i Rabbani'nin burada devrede olması lazım. Doğru. Gibi yani arası ara şeyleri gibi. Bundan buna geçmek için bunun şeyi lazım. Bu dişli burada gelecek, bunu döndürecek ki bu gelsin filan gibi böyle. Senin yani birebir eşleme yerine. Dimağın çalışma prensibi nasıl? Tahakkülden tasdike nasıl geçecek? Önce bu olur. Vicdandan alıyor bilgiyi, değil mi? Oradan bilgi alacak, büst bürüme geçecek. Sonra buradan... Bu tekrar... körü körüne çalışmıyor zaten. Evet. Yani dediğin tasdik oluyor. Doğru. Yani biraz evet. Daha evet. Zengin olacak öyle. Birebir eşleme biraz şey oluyor yani. Sanki çift yönlü değil mi abi? Ya. Çift yönlü. Sürekli gidiş gelişler var. Peki o zaman şöyle yapalım. Bunun böyle hüküm olması... Yani iki tane aslında önerme var. Tamam. Birebir eşleme önermesi ya da aradaki şey önermesi. Ara bence geçiş. Bence gidiş geliş. O daha böyle insana şey geliyor. Çünkü tamam. İki bir yapıdan bahsediyorsa. Evet o da olur. O da olur. O öyle kalsın o zaman. Bunun böyle dursun ben bunun bir tamam, işte. Onun işte konumuz o. Tabii. Konumuz bu. Şunu da alır mısın kapı şu tarafı? Şimdi mukabele-i rahmani yani insan Allah insanı tenezzül etti. Buradaki gaye kendisini tanıttı. Kendisini tanıtıp da bazıları tasdik edince kemal buldu. 3 mukabele-i rahmani yaptı. Mevcudatın en muntabı ve muhtacı ve en nazenini ve en müştaki olan hakiki insanların müracaatlarına, hakiki insan ve şükürlerine fiilen mukabele ettiği gibi kelami ile de mukabele etmek halikiyetin şeyinidir. Bakın bu direkt izanı anlatıyor. Bak kelamın izanla ne alakası var abi? Yani pek yani burada kelamıyla şey yapması, mukabele etmesi diyor değil mi? Alaka yani bak şimdi, nasıl şuraya mı diyorsun? Ha orayı. Mukabele-i Rahman. Yani mukabelede kelamıyla da mukabele etmesi noktası. Bunun izan tarafıyla bak şimdi. Şimdi izan kalbidir ya. Hı hı. Hissi. Şimdi o konuşmayı nasıl yapacak? Mevcudatın diyor. Beraber gidelim tek yavaş. En muntab. Muntabı ve muhtacı ve en nazenin ve en müştaki olan hakiki insanların münacatlarına. Münacat kalbidir. Dima değil ya. Yani. Hakiki insan bir berzah. O zaman insani bir münacat berzah. Diyor, münacat. Münacat-ı kalbidir diyor zaten. İzan diyor, münacat-ı kalbidir bir yerde. Şükürlerine, 2, teyit etti. Fiile mukabele ettiği gibi kelami ile de mukabele etmek haliketin şeyinidir. Buradaki münacat ve şükürler biliyorsun kalbidir. Kalben münacat. Ne diyor? Lisane zikrime, kalben ubudiyetime. Kalben münacatıma. Bu şükür ve münacat izana bakıyor. İzan. Neyse teyit ediyor bir şeyler. Bunu yaptığı için halikiyet. Böyle yaptığı için Allah böyle cevap veriyor. Yani izan yani şükür ve hamd ettiği için Allah da ne yapıyor? Diyor ki fiile mukabele ettiği gibi. İnsan fiile mukabele ediyor mu? Kelami ile de mukabele etmek. Yani Allah mukabele ediyor. Evet. İnsan değil yani.
İnsanın şükür münacatlarını Allah fiilen mukabele ediyor. Yani insanın münacatlarına ve şükürlerine Cenab-ı Hak fiile mukabele ediyor. Fiile mukabele ettiği gibi kelam ile de edecek. Yani edecek. Tekvini ayette kelam sıfatında. Evet. O zaman ne ile nesini yapacaklar? Münacat ve şükürlerini. Bu şeye bakar direkt. Vahiy kelam. Kelamın içerisindeki o insanın mukabele ve şükürlerini kelami ile, yani kalbi halinin izam. Ha, şeyde var ya, kalbe mukabil kalp. Kalbe mukabil kalp. Mevzusu gibi yani. Mukabele karşılıklı şey veriyor. Kalbe bakıyormuş. Kalp tarafı da dinlerde izam olur. Evet. Değil mi? Dört. Fiil yoldan cevap olur. Ha, fiil de kalem. Mukalleme-i Subhani. Fiil değil ki burada. Burada kelam zaten. Kelamla bir mukabeleleşmek var. Yani işte. Peki bu Hasan abi, bu eşleyince ne faydası olacak bize? Yani buradan böyle bir vahiy mi anlamaya çalışacağız, yoksa dimağı mı anlamaya çalışacağız? Nasıl şimdi faydası olacak? Bir. Ona göre bakalım diyorum. Birincisi Risale'de benim hayretimi mucip yapan, Risale'de vahyin 5 mertebesi deyince o başka yerde dimağın 7 mertebesinin zaten 5 mertebesinin böyle birbirine örülmüş. 2. Vahiy devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Aşağı diyecek ki vahyin vazifesini gören ilhamlar diyor. Şumulli ilham. Vahyin vazifesini görüyor. Evet, öyle bir ilham ki vahiy değil. Ama onun vazifesini yapıyor. Peki ondan sonra ya abi? Ona gelecek işte ilham. İlham yapıyormuş onu. Vahiy değil. Bak. Vahiy mesela şöyle diyeyim. Vahiy Allah'ın kelam sıfatı mı? Kelam sıfatı peygamberimizde bitti ve tecelli etmiyor. O sıfata nakıselik gelmez mi? Kelam tecelli etmiyor. Nakıselik olur o sıfata. Peki kelam tecelli ediyor mu? Ediyor. Peygamber yok. Neye benziyor? Şu anda radyo, televizyon dalgaları yok mu? Var. Niye çalmıyor? Çünkü radyo. Onu burada ifade edecek radyo. Yani o ruhla atsın. Peki burada ne anlatılıyor? Vahiy bu meş mertebesi devamlı sende çalışıyor. Onun mesela vahiyin en zirvesi, hepsinin mertebesi var ya, vahiyin sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Bunun cemini Cebrail yapıyor. Onun yaverleri var Cebrail'in. Onlar da vahiy meratiplerinin işlerini yapıyor. Nedir o? Vahiy vazifesini gören şumullü ilhamlar. Yani vahiy kaldırırsanız ilham da olmaz ki. Şöyle diyeyim. El etik sıkışık mı verir? Zorunda çalıştırır. Her şey yani, tamam mı? Soğuk da yapar, sıcak da yapar, ışık da olur, şey yapar. Peki, bir tane kablodan geçiyor. Vahiy tecelli etmese bize ilham gözükmez. Yani bu sistem ilhama dönüştürüyor. Bak, vahyin vazifesini gören şumurlu ilhamlar. Yani bir şumursuz ilhamlar var, normal bir insanın. Bir de asıl imamları, şumurlu ilham bütün insanlar içine alıyor. Aslında bir noktada o vahiy. Yani vahiyin hakikatını, vahiyin hakikatını taşıyor ama vahiy denmiyor. Yani nüfus cüzdanı, sureti vahiy denmiyor. Ama onun işini yapıyor. Şöyle diyeyim. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi vesaire pisliğini helak olmasına sebep bu asırda yok mu pislik? Var. Peki o asrı tevhid etmek için, irşat etmek için peygamber lazımdı. Şimdi peygamber var mı? Yok. O pisliği nasıl temizlenecek? O pisliği o geçmiş asırdaki site devleti kaç kişi olur? 2000-3000 kişi olur yani. 3-5000 kişiye peygamber, şimdi 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insan var. Peygamber yok. O zaman Ad kavmine, Semud kavmine tamirle vekil olan peygamberin mazhar olduğu Esma'ya
Asrın imamı mazhar olması lazım. Esma'ya. O zaman o Esma'ya mazhar olunca ancak onun o tabiri işlevi oluyor. Şimdi ulema-i ümmeti kembiye-i beni İsrail benim diyor. Ümmetimdeki ulema beni İsrail peygamberleri gibidir. Aynı kanun vahiy değil, vahiy olmaz. Ama vahiysiz vahiy o kablonun içine geçiyor. Şöyle bir de değil. Bir kablo düşünün. Elektrik geçiyor. Resimler geçiyor. Sesler geçiyor. İnternet kablosunda. Yazı geçiyor. Elektrik de geçiyor. Ha, vahiy kablosunda tahayyül tasavvur da var. Meratipleri var yani. Abi bu beş vahye muhatap bir tek peygamber Efendimiz midir sallallahu aleyhi ve sellem? En canlı. Hepsi, bütün peygamberler mazardır. Beşine birden. Tabi hepsine mazardır. Peygamberler hepsi mazardır. En camisi çünkü onlara da vahiy gelmiş. Diğer insanlara ise o vahiy vazifesini gören, vahiy vazifesini gören şumullu ilhamlar devrede bizde. Şumullu ilhamlar bizde devrede. Ona da gelince daha iyi anlaşılacak. Biraz da devam edeyim. Tabii ki normal bir ders değil tabii. Hani bir altyapısı olmadan tabii insan zorlanır böyle. Susadım ben abi ya. Sen susadın. ateş mi ben? 4. Mukabele-i Subhane ne demek? 1. Allah Allah iken seni yarattı. Seni adam yerine koydu. Tenezzül etti sana. Niçin etti? Tanıttırmak için kendini. Tanıyan insan kamil oldu. Ne yaptı? Münacat etti ve şükretti. Tamam. Şükreden insan ne yapar? Allah da o şükrüne, münacatına fiilen cevap verdi. İlim ile hayatın zaruri bir lazımı. İlim ile hayatın zaruri bir lazımı ve ışıklı bir tezahürü olan mukalleme sıfatı. İlim ile hayatın zaruri bir lazımı ve ışıklı bir tezahür olan mukalleme sıfatı elbette ihatalı bir ilme. O zaman burada kelam sıfatı ilim ve hayatı tazamın ediyor. Tazamın ediyor. O çıktı. Acayip. İlimle kelam ilim ve hayata alıyor. Ha, şöyle yani. Nerede yazalım şunu? Zaten. Bak şöyle diyeyim. Şurada yazayım. İlim irade kelam için. Bak. Değil mi? İlim irade. Kelam daha önce neyi tazamın ediyordu? İlim irade kudreti. İlim irade kudreti biliyorum. İlim irade kudret. Bunu o tarafa mı alsak? Şöyle yapayım. Öyle mi? Alır mısın Murat'ım? Hani görmüyorsunuz siz. Bunu masanın önüne doğru alır mı? Yok, masayı biraz bu tarafa çekelim. Evet. O da olabilir. Yok, masayı biraz bu tarafa çekelim abi. Sen. Çek abi, çekebileceğiz. Aşağı bak. Al. Maşallah, iyi çekemeyiz. Şimdi ilim irade kudreti ne diyor? Tazammun herhalde. Evet. Şimdi burada neyi ekledi? Hayatı da ekledi. İlim ve hayatın zaruri ve bir lazımı. Evet. Çünkü bunu bak eklediği için ben yapıyorum. Ek kalemle yapıyorum. Hayat. Kelamın içerisinde bu olması lazım. Hep bir yerde bir eksik var diyordu. İşte devam edeyim. Mevcudatın en muntabı şey yok. İlim ile hayatın zaruri bir lazımın ve ışıklı bir tezahür olan mukaleme sıfatı elbette ihatalı bir ilmi ve sermedi bir hayatı taşıyan burada yine ilmin sıfatını hatta ihatalı sermedi bir surette bulunur. Neyi bulunur? Vahiy. Bu hakikat bulunur. Bu vahiy bu mertebesi bulunur. Mukaleme-i Subhani. Subhani. Öyle diğer konuşmalara benzemiyormuş yani. Benzemiyor. O konuşmalara benzemiyor. Bu iltiza.
Kaleme demek karşılıklı konuşmak demek. Tek taraflı bir eylem değil. Tek yönlü değil zaten bu. Yani aslında vahiy bakarsan yukarıdan aşağı hissi var yani. At öyle bırak, öyle değil. Zaten ruhiyet aşağıdan yukarı sürekli bu kaleme ama ondan da muhatap olduk. Konuşmak diyor bu kaleme bu demek. Kim kimle konuşuyor? Bu kendisine muhatap alıyorsun. Tamam. Yani onu şey yapınca kendini muhatap alıyorsun yani. İltizam ediyorsun. Mukabele ediyorsun, mukabele görüyorsun. Bu mukaleme. Şimdi mukalemeyi mukabele ediyorsun yani. Mukabele, mukaleme ediyorsun. Mukaleme ediyorsun. Ha, sendeki nimetlere mukaleme olarak Sübhani. Yani o mukalemeyi Sübhani'ye karşı sende ne yapıyorsun? Onu kendine iltizam ediyorsun. Yani mukaleme ediyorsun. Peki mukabeleyi Rahmani mukalemeyi Sübhani. Peki tersini düşün. Allah seni muhatap aldı. Sen onu kendine nazır kıldıktan sonra kelamla da muhatap oluyorsun. Ama o senin kelamla bunu yapınca sende şu oluyor. Bak ilim ile hayatın zarur bir lazım ve müşrik gibi de onun mukaleme sıfatı. Mukaleme. Tamam mukaleme. Sıfatı. Ne yaparmış? Elbette yatalı bir ilme. İlmi. Ve sermediği bir hayatı. Hayat, sermeti hayat. Taşıyan zatta, insanda. Kendi alim ama herkes de değil ama. Kim de bu Osman? İhatalı bir ilim ve sermedi bir hayatı taşıyan ihatalı ve sermedi bir surette bulunur. O zatta bulunur ki seni bu şekilde mukalemi Sübhaniye yaptı seni. Allah'ın konuşması sermediymiş abi. Sermediydi ama herkes buna şey yapmıyor. İltizam edenler de ortaya çıkar bu. Sen beni kale almasan ben seni nasıl konuşacağım? İltizam nasıl mukaleme edeceğim seni? Sen muhatap almadın. Veya ben seni muhatap almadım. Şöyle, yani iltizam etmedikten sonra mukaleme nasıl olacak? Sahiplenmezsen. Zaten ne diyor? Tenezzül etti. Ondan sonra bu tenezzülle tanıttı kendisini. Sen de tasdik et. Tasdik edince kemalat kazandı. Kemalat kazanan bir insanın kalbi de bir münacat ve şükürler oldu. Sonra bu halleri kendi aleminde eyleme dönüştürecek. Yani mukalemi Sübhani. Nedir o mukalemi sen? İlim, hayat, sarıbı lazımı ve ışıklı bir tezahür mukalemi sıfatı. Yani ilim ile hayatla bu seni mukaleme etti. Peki sen ne yaptın? Kendine lazım kıldın. Kendini de onayladın onun mukalemesi. Peki ne çıkıyor sende? Şu çıkıyor. Hangi sıfata bakıyor? Yatalı ve ilmi ve sermedi bir hayatı taşıyan yatalı sermediyet çıkıyor. Bir şey diyebilir miyim aslında? Evet. Sermediyet insanın. Sahabe bu kadar gelen nimetlere karşısında ya biz bir şey yapabilir miyiz ya Resulullah? Hayır. İbadeti kendileri istemişler. Yani iltizam etmek istemişler. Namaz geldiğinde şey yapmışlar. Bu sefer evet sermediyet böyle çıktı. Mukaleme-i Sübhaniye'ye karşı mukabele etti insan. Onaylayınca sermediyet hakikati çıktı insanın. Sermediyet. Abi ihatalı ve sermedi bir surette bizde bulunuyormuş. Evet. Zaten asılları var. Evet. Bizde suret. Ne zaman oluyor? Evet. Sen onu iltizam kendine muhatap alırsan, onaylarsan fiilde tezahür ediyor. Bu tezahür diyor. Fiili bu Osman. Fiile dönüşmüş. İltizam fiil bu. Yani zaten hani konuşmak için fiilen bir şey olması lazım. Yani konuşmak demek. Yani muhatabetin ötesinde yani fiile evet, şey yapıyor. Şimdi beşinciyi de görelim. Görürüz. Beş İş Aris Samedani. İş Aris. En sevimli
ve muhabbetli ve endişeli ve nokta istinada en muhtaç. Görüyor musunuz? Bak nereye ihtiyacı var? Bak görüyor musun? İtikat etmeye ne kadar ihtiyacı var? İtikatı bak. En sevimli insanı anlatıyor. En muhabbetli ama en endişeli. En nokta istinada. Nokta istinad değil. Yani itikada. Nokta istinada. En muhtaç ve sahibini ve malikini bulmaya en müştak. Görüyor musun şimdi iltizam? İtikadı anlatıyor. Hem fakir ve aciz bulunan mahlukatına arz ve iştiyakı mahlukatlarına evet arz ve iştiyakı fakr ve ihtiyacı endişe-i istikbali ve muhabbeti ve perestişi veren bir zat elbette kendi vücudunu onlara tekellümleriyle işar etmek. Yani itikada bakar ilhamda dimağın tahayyülü tasavvuna bakar demişiz. Bu itikada bakar. Hazreti Açık Hüseyin söyledi. Nokta istinat. Nokta istinat olduğu için bazılarını çok açık söylüyor. Bu işar-ı samedani dimağın iltizam olduğunu net söylüyor. Bazıları sıfatlarını söylediği için ifadeye kavramakta zorlanırsınız. Size hissettim ki mukabele-i sübhani iltizam olduğuna biraz zorlandık. Fakat altları ve üstü oturuyor. Net olduğu için ister istemez zaten orada oturuyor. Yani bundan aşağısı zaten kesin. Bu zaten nokta istinad Allah'a imandır. İtikada bakıyor. Burada zorlandınız. Ama aslında Cenab-ı Hakk'ın mukalemesine, mukaleme-i subhaniyesine insanın tek bir şıkkı kalıyor. Fiilen mukabele etmektir. Çünkü bunlar bitti artık. Kemal Hak bitti. Fiil istiyor. Burada zorlanmayın bunda. Bak şimdi. Allah'ın mukaleme-i subhanisi oldu. Kelamiyle. İlmi ve hayatı tazamun eden Allah'ın kelamı. Sana muhatap oldu. Tamam mı? Şimdi mukaleme-i subhane etti. Sebebi neydi? Şimdi Allah tenezzül etti. Bak beraber gidiyoruz. Tenezzül etti sana. Adam yerine koydu. Muhatabı aldı mı sen? Rububiyeti sana tecelli etti. Niçin yaptı? Kendisini tanıttırmak istedi. Sen de onaylanman gerekiyor. Onaylaman gerekiyor. Tasdik ettin. Tasdik edince sende ortaya çıkan kemalat oldu. O kemalatla sen mukabele ve şükür yaptın. Yani kalbi bir hal, fiil değil daha. Sen buna mukabil münacat ettin, şükrettin. İhtizaz başladı. Kalbi yani. Bunlar şükür kalbidir yani. Tamam mı? Münacat ettin. Münacat kalbidir zaten. Bunu yapan bir insanın nesi kalır? Allah'ın ilmi ve hayatı. Hayat eylemdir. Hayat eylemdir. Fiile gözükmüş. Bunlarla sana halikiyet, rububiyet, kemalat, halikiyetle beraber sen mukabele edince sana sende de bir şey istiyor. Fiilen zaten tasdik istiyor diyor. Fiilen. Fiilen olunca fiilin karşılığı iltizamdır. Çünkü iltizam İslam'dır. İzan imandır. İslamiyet inanç değildir. Fiildir. Zülal-i misal gibi. Sonra bu iltizam eden İnsan samediyeti göstermeye başlıyor. Samediyet aynası. Sermediyet. Sermediyet. Şey. Peki böyle bir insanın bu muhatapla oldu. Şöyle bir şeye ihtiyacı var. Şimdi tanımlıyor sonu. En sevimli insan. En muhabbetli insan. Neticeyi söylüyor. En endişeli insan. Sığırın endişesi yok. En nokta istinada en muhtaç. Biliyorsunuz nokta istinada Allah'a iman. İman ya. Ve sahibini ve malikini bulmaya en muhtaç. Hem fakir hem aciz bulunan mahluklarına. Arz ve iştiyakı, fark ve ihtiyacı ve endişe istikbali ve mukabele ve perestiş veren bir zat. Elbette kendi vücudunu onlara taallümleriyle işaret etmek. Bu itikadın kendisi.
Vahiy 5 mertebesi böyle tamamlandı. Dima 5 mertebesi. Abi nokta istinadın yerine uluhiyet evet. olması gerekmiyor mu? Evet öyle olacak abi yanlış. Uluhiyet olması lazım. Nokta uluhiyetin tezasıdır. Evet. Nerede demişsin? Uluhiyet. Yani işaret. Nokta istinada uluhiyetin tezasıdır son cümle. İtikat var ya itikat. Bir dakika. Sonunu okuyun abi. Beşim. Ha. Dur okuyayım. Fakir ve aciz bulunan mukaleme aciz işleyen fakir ihtiyacı ve endişe uluhiyetin muktezasıdır. Ha nerede bir dakika demokrat perişte diyen bir zaten elbette kendi vücudunca tekilen işaret etmek nerede diyor orada? En sonunda okuyun abi. İşaret etmek tanıştı. Yani. Uluhiyetin muktezasıdır diyor. Ha niye işaret etmekten sonra etmek? Yazmamışım. Ha yok. Uluhiyetin muktezasıdır orası. Ha? Nasıl tevafuka bak şuraya bak. Rububiyet. Uluhiyet. Ortası uluhiyet. Hepsi olmuş ya. Sebebiyet. Hareket kemal. Hareket kemal. Vahiy zaten bunların olması lazım. Evet. Bunlar için ne oluyor? Ha? Çok acayip. Yani onlar muktezası ile bunlar oluyor. Yani rububiyet evet. mukteza ediyor. Tenezzülat ile kemalat mukteza ediyor. Tarı. Halifiyet mukabeleyi, serbiyet mukalemeyi. Rububiyeti işaret semadaniye iktiza ediyor. Selmedik bunu istiyor. Rububiyet bunu istiyor. Kemalat bunu istiyor. Halakiyet mukabele istiyor. Selmedik mukaleme istiyor. Uluhiyet işar istiyor. Onları toplayınca bu da vahiy oluyor. Toplamı vahiy oluyor. Sen de şimdi iyi dinle. Hazır mıyız? Sen de bu şey, sen de bu şey dimağında aktifliği nispetinde vahiy tecelliye oluyor zaten. Bunların bütünselliği buna ne deniliyor? Allah-u Teala'nın kainattaki üslubu mu oluyor? Vahiy zimmi. Vahiy salih ondaydı. Hani dedik ya vahiy zimmi var. Gerçi burada umumi semavi vahiylerin hakikati diye söyledi. Tabii bütün semavi. Vahiy zimmi için umumi semavi vahiylerin grubuna girer mi? Niçin girer biliyor musun? Şöyle. Vahiy salih peygamberlere gelmiş. Dedikleri. Vahiy zimmi neydi? Hatırladın mı? Vahiy zimmi. Yani söylediklerinin ya, içerisinde söylemek istedikleri daha fazla. Aha. Bu zahir o vahide, zahirde herkeste eşit iken bunlar herkeste rububiyetin, kemalatın, halaket, semediyetin, kişideki uluhiyet hepsi de değişiyor. Herkes de farklı değil mi? Evet, amin. Peki, bu vahiy salih peygamberimiz olmuş. Diyeceklerini, dedikleri burada vahide dedi. Şu anda kelam sıfatı tecelli etmiyor dersek nakıs olur. Vahiy tecelli ediyor ama vahiy zimmi olarak tecelli ediyor. Vahiy salih de tecelli ediyor ama Muhammed ruhu yok ki onu tutsun. Çanak antene film geliyor. Televizyon kapalı. Ne yani kapalı televizyon da gözükmüyor ama çanağa gelmiyor değil. Şöyle bir şey gözüküyor abi. Bu rububiyet, kemalat, halikiyet, sermediyet, uluhiyet tamamı tekvini ayetler, tekvini taraf, tekvini ayet. Kelamdan istiyor ki bana yardım et veya benden şey yap. Arada vahiy oluyor. Yani şu sağ taraf rububiyet, kemalat, halikiyet, sermediyet tekvini ayetleri, tekvini tarafa bakıyor bunlar daha çok. Kelamdan şey istiyor, vahiy istiyor sanki. Aynen. Şimdi bak, kardeş, vahiy bizim Kur'an, vahiy geldi bizi inşa etti mi? Ne işimiz erecek demiştik ya, dedim ki sonra söyleyeceğim. Bu bizim ne işimiz erecek? Vahiy bizi inşa etti mi kardeş? Rububiyeti.
Abi vaizinin mahiyeti nedir? Şimdi oralara şey lügata geldi. Olmaz. Öyle şimdi. Değil. Normal vahiyinin dedik kelam sıfatı. Sıfat. Burada sıfata mı bakacak yoksa zata mı gidecek? Yok aynı kelam sıfatın içinde zaten. Değil mi? Evet. Yani aynı şeyin içinde. Şimdi Sadık İlhamlar ağır geldiyse keseyim mi biraz? Yok abi çok güzel geldi. He? Ağır geldi derken paramı verelim abi. Yok bakın. Şunu bir değiş. Mazariyet oldu. Sermediyet aynası olduk. Uluhiyet neydi? Allah'ın rububiyetine karşı. İyi dinle bak. Allah'ın rububiyetine karşı insanın ubudiyetle mukabele ederse Allah onun ubudiyetine taayyum ve teşahhus ediyor. Bu taayyum ve teşahhusun bütünselliği uluhiyettir. İnsandadır ama Allah'ın taayyum ve teşahhusudur. O nedir? Ondaki ben. O. Onun bendeki. Bir daha. Allah'ın rububiyetine, Allah'ın rububiyet tecellisine tecelli ediyor. İnsanın ubudiyeti çıkartması, ubudiyet aynası tecelli etti. Adım attı yani. İnsan adım attı. Allah'ın rububiyetine ubudiyetine adım attı. Allah da bu sefer o ubudiyet aynasında Allah taayyum ve teşahhus ediyor. O taayyum ve teşahhus insandadır ama o nedir o? Semadaki güneşin aynadaki güneşi. Aynadaki güneş uluhiyet. Tamam mı? Gökteki güneş ne diyeceğiz o? Yani, uluhiyet o değil mi? O zatın şeyi. Peki o da uluhiyet denmez mi? Uziye uluhiyet, o da uluhiyet. Onun mesela uluhiyet mutlaka uluhiyet ilahi, yani bir şey var mı? Var tabi, beş tanedir. Uluhiyeti muhiteyi mutlaka, uluhiyeti mutlaka, uluhiyet, daire-i uluhiyet, cilbi uluhiyet diye. Rububiyet de var, uluhiyet de var. Rububiyeti mutlaka ilahiye. Uluhiyeti mutlaka ilahiye, beş tane. Uluhiyeti mutlaka deyince, uluhiyeti mutlaka sıfat. Uluhiyeti mutlaka esma. Uluhiyet mecul. Daire-i uluhiyet, lef-i mahfuz. Cilbe-i uluhiyet, insandaki tayini. İnsanda ne gözüküyor Cenab-ı Hakk'ın? Cilve, cemal, nakış, sanatı ya. Sureti. Evet. Ha, şimdi önemli olan şu bak. Bu tekvin ayeti geleceğiz. Allah'ın rububiyetine tecelli ettiği insan ubudiyetiyle mukabele etti. Kemal buldum. Bu sefer insanda insana Allah'ın o mukabele ettiği insan ettiği ya ubudiyetine Allah semadaki güneş bizim aynamızı açtık. Allah aynaya aynanın önündeki perdeyi kaldırınca aynada güneş gözüktü mü? Semadaki güneşin ne ayrısı ne gayrısı. Bu uluhiyet. Ama semadaki uluhiyet ayrısı. Ama ne ayrısı ne gayrısı. Bu uluhiyet insandaki uluhiyet. Bu nedir? Tayin ve teşahhus. İşte namazda şu aynadaki uluhiyetimiz diyor güneşe. Aynadaki güneş semadaki güneşe diyor ki İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Bu diyor. Ondan ona. Aynadaki güneşe ne deniliyor? Ondaki ben. Yani bende o. Bendeki o. Bendeki o. Eğer Allah'ı düşünürsen ondaki ben. Ama burada bu kim? Bak. Bendeki o. Bendeki o. Uliyeti, kemal. Şimdi bunu ne yaptı adam? Bunu yapınca Allah taayyum ve teşahhus edince insan sermediyeti kazandı. Sermedi. Kulü vallaha Allah'ın semet. Ebediyete layık mı? Kazandı. Bu sefer bu sermediyetten şeyde insanda Cenab-ı Hak taayyum ve teşahhus ediyor. Taayyum ve teşahhus edince insanın hiyeti. Bu vahiy. Peki şimdi söyleyeyim. Bunu oldu. Peki ne kazandık şimdi? Ne kazandık?
bu sistemle, yani vahiy sari şudur. Allah'ın Kur'an'ında söylediği şeyler, manalar, sari ifadeler. Bu vahiy sarittir, açık. Asari açık ifadeden söylediklerinden fazladır. Söylediklerinin içerisinde söylemek istedikleri. Yani satır içi diyorsun. Bu Risale'de de öyle, bazı temsiller veriyor ya. Mesela çok şey söylemek istiyor ama sayfa kaldırmalı. Olmuyor. Bu sefer o vahiy mi sari'nin içindedir. Şimdi insana kelam ilahiyle mazhar olduktan sonra bu hali kesmeden insan vahiy zimmiyi, vahiy zimmiyi nasıl alacak? Kur'an'ın açık ifadelerini içinde mana mertebesi nasıl alacak? Vahiy zimmi de dönecek. İrade sıfatından gelen ve evamiri tekvini tazamun eden elma, armut, kedi, köpek, deniz, dağ, taş, samanyolu, uzay hepsi Allah'ın tekvini ayeti ve min hayatına. O ayetleri okumaya çıkıyor işte bu sistemle. Yani şöyle diyebilir miyiz abi? Bunun işini zevrede diyor Osman abi. Bunları alan bir insan vahyinin hakikatiyle muhatap oluyor. Oldu. Yani vahiy hakikat oldu. Hakikati nerede? Alemi gayb tarafından. Alemi şehadetten çıktık o zaman. Evet. Doğru. Diyebilir miyiz? Tabii yani? Zaten öyle diyor hakikat. Hakikat İsmailiyye. Yani. Şimdi mevcudatın için adam elmaya elma diyor da ötekisi Allah'ı anlıyor. Allah'ın bir, Allah tefsir ediyor. Bir muallim gibi görüyor elmayı. Bu hale gelen, buraya bakar mısın abi? Şu hale gelen insan için elma elma değil. O zaman o vahiy sari olan kelam-ı ilahideki vahiy zimmi mertebelerini mevcudattan alıyor. Mevcudatla Kur'an tefsir ediliyor. Çünkü mevcudat Kur'an'ın donmuş halidir. Peki mevcudat ayetlerini şöyle düşün. Mevcudat ayetlerini nasıl okuyacaksın kardeşim? Bu hale gelmeden. Yani bu dimağ vahye böyle muhatap olacak ki mevcudat ayetleri senin aleminde ayet olsun. Bak elma elma iken elma ayet oluyor. Bazısına elma ayettir, su ayettir, bazısına susuzdur. Susuzluğunu gideren bir şeydir. Ayet makamına nasıl çıkıyor? Dima vahiyiz, vahiy ile, vahiy sarih ile. Bu vahiy sarihtir bunlar. Vahiy sarih ile bu sisteme gelen bir dima, vahiy zimmiyi mevcudattan alıyor. Yani ayetlerin içerisini mevcudatla fark ediyorsun. Mesela şöyle diyeyim. Biz diyor semayı siz sabit zannediyorsunuz. Oysa genişlendiriyoruz. Semaya bakmadan, ilmini yapmadan bu ayeti nasıl anlayacaksın? Bir baktılar ki, teleskopla baktılar ki kainat genişliyor. Peki ne yaptı? Tesadüfe verdi. Biz ne yaptık? Bu ayeti tefsir etti diye bakıyoruz. Şimdi bu vahiy ile diman beş mertebesi. Ezan okundu mu? Yok da. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İkinci bölüm. 124 şu anlarda devam ediyorum. Sadık ilhamlar gerçi bir cihette vahye benzer ve bir nevi mukalleme-i Rabbaniyedir. Fakat iki fark vardır. Bak ilhamlar gerçi bir cihette vahye benzer. Burada abi iki mertebe dediniz ama burada sanki artık fark başka bir şey anlatıyor gibi iki tane de. Hayır. Vahiy gibi bir hakikattan bahsediyor. Yani böyle tek tek mi diyecek? Sen diyecek ki divan mertebesi şeydir. Ben size beşini anlatacağım. İkisinin o nedir? Hani şöyle diyeyim.
Kur'an'da da böyle bir şey yok ki. Kur'an'da da söyler, hadis onu tefsir eder ayetleri, ulema onu çıkartır. Aynı yöntem. Mesela vahiy kişi özel değil midir? İlham. Kişi özel. Vahiy genel değil midir? Genel budur. Bu kişinin iki özeli. Mesela o iki taneden... Yani ben size liman, ikime, tahayyül ve tasavvuru anlatacağım denilir mi? Yok öyle değil de o iki taneden böyle tahayyül ve tasavvura bakan böyle işte... İşte o. Rabbani, mukalemi gibi bir şey çıkıyor mu ondan? Çıkıyor işte gözüküyor. Çıkıyor. Ondan sonra şuradan şuaları verir misin bana? Diyor ki birincisi ilhamdan çok yüksek olan vahyin. Yeni şükürlerse. Yeni bilmem o şey yok mu? Tamam dur bakayım. Yani 124. Ha, tamam bu eski bizim değil mi? 124 dördüncü ilim sevimli. Ha. Sonra ilhamlar cihetine baktı gördü ki sadık ilhamlar gerçi bir cihette vahye benzerler. Ve bir nevi mukallemi Rabbaniyedir. Fakat iki fark vardır. Yani vahiy ile ilham iki fark vardır. Ama peygamberler gelmediği için peygamberler olmayınca vahiy kendisini ilhama dönüştürdü. İlham mertebesini anlatıyor. Şöyle diyeyim. Dördüncüye kadar sanki bir şey varmış gibi ifade. Mukallebe de orada dörtte. He he. Şu. Yani onların için yani beşe çıkmıyor ama dörde kadar sanki var falan oluyor mukallebe. Şöyle de olabilir. Mesela peygamber olmayınca vahiy ilhama dönüştü. Yani profesör ilkokul çocuğuna geliyor ABC'yi öğretiyor. Elif Betesi'yi öğretiyor. Düşünebiliyor musun bana? Mesela elektronun fiziksel boyutunu anlatırken kuantum fiziğini sınıftan çıkıyor, karşılıklı okula gidiyor, ilkokula Elif, B, T, S, A, B, C, A, Li, çalış, Ali, çalış, uyuma, hecelettiriyor, tamam mı? Bunun içine de fiziği koymuş. Ha, kim bu? Bunu öğreten profesör. Yani vahiy peygamber muhatap görmediği zaman ilhama dönüşmüş. Vahiy meratibinde içinde ilham da şey var ya onu imtiza çekmiş. Yani hakikat da değil. Bu da libastır. Bu da libastır. Ama imtiza çekmiş. Vahiy şu kanunu uygula. Vahiy sureti kanuniyeti, hakikati uygulayalım. Şimdi daha biraz da net oldu bunun şeyle. Sureti musaftır. Kanuniyeti her şeyin insandadır. Budur. Berzah. İnsanda bu. Peki hakikati nedir? Bulunduğu mekandır. Arş ve lef-i mahfuz. Lef-i mahfuz. Hakikati şey sabit ettin ya. Evet. Mahiyeti ise subuti sıfatta kelam ilahidir. İnsanda bu hale geldi ya. İnsanı bu şekilde boyaladı. Peki bu şekilde dimağın boyalanmasa sen mevcudat ayetlerini okuyabilir misin? Nasıl okuyacaksın? Yani mesela elmaya baktığın zaman bunun içindeki esma-i ilahiyeyi bir kitap gibi, bir alim gibi Allah'ı burada görmek, okumak nasıl yapacaksın? Vahyin beş meratibiyle ayetleri mi okuyoruz? Tekvin ayetleri. Vahyin beş mertebesiyle boyalanıp ayetleri. Şekil alan bir insan mevcudat ayetlerinde bulunan vahiy zimmileri yani Kur'an'ın anlatmak istediklerini görmeye hakkına sahip oluyor. 18 bin alemi geçip bu ayet-i kübredeki 19'undaki Allah Cenab'a bakmak gibi. Gibi. Şimdi ilhama geçiyor. Şu alar 124'te devam ediyor. Sadık ilhamlar öyle mi devam ediyor?
Oradan sonra okur musun yazmadan? Sonra ilhamlar cihetine şey okudunuz değil mi? İşte tenezzül-i ilahi, tarif-i rabbani zaten okudunuz. Yok, sonra ilhamlar cihetine baktı, gördü ki. Sadık ilhamlar gerçek. Oradan beri devam ediyorum. Hı-hı. Sadık ilhamlar gerçi bir cihette, bak şuraya bak. Bak ne diyor vahiy. Sadık ilhamlar gerçi bir cihette vahye benzer ve bir nevi mukalleme-i rabbaniyedir. Fakat iki fark vardır. Vahiy benziyor. Ama vahiy değil. Ama bir cihette vahiy benzer. Rabbani dedi zaten. Senin Rabbin. Rabbin senin. Senin Rabbin. Rabbinle olan şey. Münas hususi dünya. Yani şu hususi dünya. Kişinin hususi dünyası. Abi buraya geçmeden kafama takılan bir şey var. Bunu sorayım ya. Yani şimdi ben bir normal bir insan olarak vahye muhatap olmak için Kur'an'ı alsam, hani otoban gibi bir uçtan kaçırdın mı öbür taraftan çıkamıyorsun. Şimdi buradaki bu uç Kur'an değil midir? Yani benim vahye muhatap olmak için önce Kur'an'ı okumaya başlamam lazım değil mi? Yani bu değil mi abi? Yani ne dedim ben burada anlamamışım. Demek istediğim şu ki abi, şimdi vahye muhatap olmak demek, şimdi vahyin en son bize ulaşmış şekli Kur'an değil mi? Suret demediniz mi? Musaf. Yani Kur'an tamam. Peygamberden de. Tamam. Yani ben Kur'an'da okumayı geç. Okumakta kastın ne? Yani ben tekvin... İnşallah olmak değil mi? Evet. Haşlo. Tekvin ayetleri okumaya nasıl başlayacağım abi ben? İşte ilk önce suretten... Musaf okumam lazım. Musaf'ı hayatımda... Kur'an'a bakacağım. Hayatımda tatbik ederek Kur'an'ımı evet. Oluşturmam lazım. Zaten evet. Öyle diyor ya, lisan-ı Kur'an okurken efalin de diyor.